Değerli dostlar, sizler de bugün Derin Analiz programımızın bu bölümünde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde derin iz bırakmış, perde arkasında rol oynayarak Cumhuriyet tarihimizin şekillenmesinde, istikamet kazanmasında, kimlik ve karakter olarak yapılanma sürecinde etkili olmuş bir takım derin güçlerin ve hasreten özellikle Siyonist yapıların rolüne, onların etkinliklerine dikkatinizi çekmeye, onları sizlerle tanıştırmaya çalışacağım. Dostlar, biliyoruz ki Siyonist akıl her zaman kendi iktidarını ve idealini sağlayabilmek, amaçlarına ulaşabilmek için dünya siyasetinde, toplumların milli kimliğinde, sosyal politikalarında etkili bir pozisyon alır. Ancak bunu her zaman kendi davasını, ideallerini savunarak ve bu uğurda mücadele ederek değil, karşı tarafın düşünce ve ideallerinin kılıfı altına girerek, maskeler kullanarak ve onlardanmış gibi gözükerek bu vazifeyi yerine getirme noktasında müthiş bir becerileri vardır. Bu konuda son derece etkili bir yapı, özel bir stratejik maharete sahip olduklarını itiraf etmek zorundayız. Evet dostlar, bu bağlamda Cumhuriyet tarihimizde vazife görmüş en önemli ve etkin isimlerden birisi Haim Naum'dur. Haim Naum, Osmanlı Devleti'nin son haham başısıdır. Kendisi dostlar 1973 yılında Manisa'da doğmuş ve daha sonra Fransa'ya giderek orada Alliance Israelite Universal Kurumu'na başvurarak hukuk, teoloji ve pek çok alanda eğitim almıştır. Kendisi Fransa'daki eğitimini tamamladıktan sonra tekrar Osmanlı ülkesine dönmüş ve bu dönüşü sonrasında da Osmanlı hanedanına muhalif davranış ve politik bir çizgi takip eden İttihat ve Terakkicilerle yakın ilişki içerisine girmiştir. Onlara destek sağlamış ve özellikle kendi konumu ve pozisyonu gereği İttihat ve Terakkicilerin dış bağlantılarını, bir takım masonik örgüt ve yapılanmalarla olan ilişkilerinin sağlanmasında aracı rol oynamıştır. Evet dostlar, sonuçta bu çalışmaların neticesinde İttihat ve Terakki, malum biliyorsunuz masonik örgütlerin de desteği ve yardımlarıyla Balkan coğrafyasında, özellikle Selanik ve Manastır merkezli yapılanmaların neticesinde Sultan II. Abdülhamit'i görevden alarak devlet yönetimine el koymayı başarmıştır. Çok ilginçtir zaten. Sultan Abdülhamit'in malum bildiğiniz gibi Payitaht dizisinde de takip ediyorsunuz. Görevden alınması, özellikle hal edildiğinin kendisine beyan edilmesi sırasında yine kendisi de bir Siyonist olan, Yahudi olan Emmanuel Carasso görev almıştır. O ekibin bizzat içerisinde yer almıştır Emmanuel Carasso. Dolayısıyla dostlar, biz buradan anlıyoruz ki her ne kadar Osmanlı Hanedanlığı'nın siyasi mahareti, yetkinliği, liyakati tartışılarak yapılan bu siyasi tartışmalar içerisinde aslında perde arkasında büyük bir Siyonist örgütlenme, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayarak büyük İsrail Devleti'ni kurma idealleri doğrultusunda Siyonist yapının müthiş bir pozisyon aldığını görmüş oluyoruz. Nihayetinde bu başarılarının bir neticesi olarak Osmanlı Devleti'ni İttihat ve Terakkicilerin de önderliğiyle Birinci Dünya Savaşı'na sokmayı başarmışlar ve bu savaşta ne yazık ki devletimiz çok büyük bir zarar görmüştür. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'a asker çıkardıkları zaman İstanbul'un tüm stratejik bölgelerinin noktalarını kontrol altına almışlardı. İşte tam bu aşamada dostlar, Haim Naum müthiş bir rol oynamış. Bu durumdan, devletin içine düştüğü bu kaostan, kontrol altına alınmış olmasından doğan ortamdan yararlanarak saraydaki ve Osmanlı Bankası'nın kasasında bulunan Osmanlı Devleti'ne ait mevduatı ve altınları çalarak yurt dışına çıkarmış, özel bir yatla Romanya'nın Köstence Limanı'na kadar taşımıştır. Daha sonra yine bir Siyonist Yahudi dostunun aracılığıyla bu para ve altınlar İsviçre'de bankalara devredilmiştir. Dostlar,
İsviçre'deki bankalara devredilen bu paralar daha sonra Haim Naum tarafından tasarrufta bulunacak ve Haim Naum bu paraların bir kısmını kendi hesabına geçirmiş olduğu paraları iki oğlu arasında pay edecektir. Bu iki oğlu kimdir dediğimiz zaman zaten olay daha net anlaşılacaktır. Haim Naum'un iki oğlu vardır. Biri Bernard Naum, diğeri ise Vehbi Koç'tur. Dolayısıyla bu iki oğul arasında bu sermaye pay edilir. Bu olay aynı zamanda şunu da getirir. Yeni kurulan ve ayağa kalkmaya çalışan, ekonomik ve siyasi anlamda kendini yapılandırmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti aslında sermaye ve ekonomikaları anlamda dışarıya bağımlı kılınmak istenmektedir. Dolayısıyla Osmanlı Bankası'ndan çalınarak İsviçre'ye götürülmüş, kendi hesaplarına dahil edilmiş olan bu paraların bir kısmı yeni cumhuriyetin ekonomik yapılanmasına destek adı altında, tırnak içinde söylüyorum, bizzat ülke içindeki kendileriyle bağlantılı olan yapılara, ekonomide rol oynayan iş adamlarına devredilmiş ve böylelikle yeni cumhuriyetin ekonomik yapısı ve varlığı tamamen kendi kontrolleri altında tutma kabiliyeti ve becerisi kazanmışlardır. Yeni cumhuriyetin sermayedarları ve sanayicileri, iş adamları bizzat Osmanlı Bankası'ndan götürülen paralarla desteklenerek zenginleştirilmiş ve böylelikle onlar kendilerine bağlı bir yapı halinde cumhuriyet içinde sanayileşme faaliyetleri içinde bulunması sağlanmıştır. Dostlar, Bernard Naum'un oğlu bizzat Koç Holding'in yönetim kurulu üyesi olarak görevi alırken aslında görevi Koç Holding'in dışarıyla olan tüm bağlantılarını, sermaye ilişkilerini ve etkinliklerini kontrol eden, bunları yöneten bir kimlik olarak holding içerisinde pozisyon almıştır. Bu bağlamda holding yapısı dışarıdaki Siyonist yapıya bağımlı ve onların stratejileri ve belirledikleri hedefler doğrultusunda yürümeye mahkum bir konuma getirilmiştir. Dostlar, aynı zamanda bir önceki programımızda da anlattığımız gibi Haim Naum'un aynı zamanda bütün bu oynamış olduğu role karşın Cumhuriyet'in Lozan görüşmelerinde İsviçre'de pozisyon aldığı sırada bizzat burada da yer almış, Fransa'dan İsviçre'ye gelerek Lozan'da İsmet Paşa'nın Lozan görüşmelerini yürüttüğü ekibin içerisine girmiştir. Bu ekibin içinde yer alarak aslında mevcut Türk ekibinin İngilizler başta olmak üzere dış bağlantılarını ve temaslarını sağlayarak Lozan görüşmelerinin kendi beklentileri doğrultusunda gelişmesine ortam ve zemin hazırlamaya çalışmıştır. Nihayetinde bu konuda da büyük bir başarı elde ederek bizzat İsmet Paşa ile beraber katıldığı bu görüşmelerin neticesinde İngilizlerle uzlaşma sağlanmasını ve Lozan Antlaşmalarının bu uzlaşmalar neticesinde ve çerçevesinde imzaya kavuşturulmasını sağlamış bir kişi olarak çok önemli bir rol oynamıştır. Dostlar, Haim Naum'un oğlu Bernard Naum, Cumhuriyet'in ilk yıllarında büyük bir özveri ve fedakarlıkla sanayi hamlesi yapılmaya, kalkınma faaliyetleri gösterilmeye çalıştırdığı bir sırada bizzat Koç Holding'in dış bağlantıları ve yönetimi sorumlusu olarak ülkeye gelmiş ve bu bağlamda yapılan bir konferansta konuşma yapmıştır. 1961 yılında 1. Otomotiv Sanayi Kalkındırma Kongresi yapılırken bu kongreye bizzat Bernard Naum katılmış ve bu kongre sırasında bir konuşma yaparak aynen şu teklifi getirmiştir. Siz otomotiv yapmayın, bunun için bütçe ve sermaye ayırmayın. Bu siz için külfete dönüşür. Siz bakın Bursa şeftalisi yetiştirin, şeftalinin elde ettiğiniz parayla istediğiniz kadar Avrupa'dan otomobil ihraç edebilir, alabilirsiniz. Dolayısıyla siz parayı kazanabildiğiniz alanlara sevk ederek bu konulara girmeyin ve bu konulardaki risk içerisine girmeyin diyerek tavsiye ve öğütlerde bulunmuştur. Tabii Bernard Naum'un bu anlatımı ve teklifleri Türkiye'de bir yerli sermayenin ve sanayi inkılabının yapılmasının önüne geçmeye yönelik tekliflerdi. Ve bizzat bu kongrenin düzenlenmesini sağlayan, planlayan o dönemin genç mühendisi ki Türkiye'deki ilk gümüş motor sanayini kurarak motor hamlesini, ilk sanayi hamlesini gerçekleştiren bir kişi olan
Necmettin Erbakan bu kongrenin bizzat düzenleyicisidir. Ve kendi talebelerinden, Necmettin Erbakan'ın ekibinden birisi olan öğrencilerden birisi, Bernard Naum, siz otomobil yapmayın da şeftali yetiştirin teklifini yaptığı sırada, onun tavrından ve düşüncelerine karşı müthiş bir tepki göstermiş, ayağındaki ayakkabıyı bağlarını çözerek, Bernard Naum'a fırlatarak aynen şu şekilde haykırmıştır. Siz bizim kalkınmamızı istemiyorsunuz. Sizler bizim ekonomik olarak ve sanayi olarak dışarıya ve batıya bağımlı köle bir toplum olmamızı istiyorsunuz ve bunun için bu sözleri ve teklifleri buraya getirip konuşuyorsunuz diyerek haykırmıştır. Dolayısıyla dostlar, sonuçta bu 1961 yılında yapılan Otomotiv Sanayi Kongresi'nin bir neticesi olarak Türkiye'de devrim aracı yapılmayı da başarmıştır. Ama ne var ki bu araç sadece ve sadece deposuna yeterli benzin konulmadığı gerekçesiyle proje olarak iptal edilmiş ve üretiminden vazgeçilmiştir. Biz burada bir takım derin güçlerin ve sermayelerin ülke siyasetine ne kadar nüfuz ettiklerini, etkili olduklarını, bu toplumun genç ve yetenekli, zekası çalışan, bu işin hamlesini yapabilecek nitelikteki mühendislerin ve girişimcilerin nasıl engellenmesinde rol oynadıklarına tanık oluyoruz. Düşünün ki Türkiye devrim aracını yaptığında Türkiye'de ilk otomotiv anlamında bir yapılanmanın gerçekleştirebileceği kanaati ve düşüncesi uyandığında, Necmettin Erbakan Hoca gümüş motoru ürettiğinde dünyada otomotiv üretebilen ülkeler bir elin parmaklarını dahi geçmiyordu. Dünyadaki marka otomobillerin sayısı yine bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdı. Türkiye dolayısıyla bu bağlamda gelişmemiş değil, gelişmesi engellenmiş, önlenmiş bir cumhuriyetti. Dostlar, bunun en bariz örneklerden bir tanesini çok yakın bir zamanda tanık olduk. Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Mustafa Koç, Türkiye'deki 2000'li yıllarda beraber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük savunma sanayi hamlesini gerçekleştirdiği süreçte rol almak istemiş ve kendisi bizzat Cumhurbaşkanı'yla Beştepe'de bir gece gizli bir görüşmeyle Altay tanklarının üretimini kendisinin yapmak istediğini, kendi holding çatısı altında gerçekleştirmeyi amaçladığını ve bunun için kendisine yardım istediğini söylemiş ve teklifte bulunmuştu. Ama ne oldu biliyor musunuz? Mustafa Koç, Cumhurbaşkanı'yla yapmış olduğu bu görüşmenin hemen ertesinde güya diyorum bir kalp krizi neticesinde genç yaşta vefat etmiş ve onun bu teklifi yarıda kalmıştır. Dolayısıyla aslında şunu yapmıştır Mustafa Koç. Kendi ortaklarının ve kurucu unsurlarının kenarda ilk sermaye ve hareket kabiliyeti kazandıran bir takım derin güçlerin beklentisi ve düşüncesi dışında hareket etmeye kalkışmıştır. Dolayısıyla Koç Holding ilk kez milli bir hamleyi gerçekleştirmeye kalkıştığı aşamada böyle bir cezalandırma yöntemiyle engellenmiş ve durdurulmuştur. Dolayısıyla biz şunu görüyoruz ki Türkiye'deki ekonomik bir takım sanayileşme gücüne sahip, hamle gücüne sahip yapılar daha ilk zamandan, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından itibaren bir takım derin yapılar tarafından kontrol altına alınmış. Siyonist yapıların ülkemizdeki etkisi sadece bununla kalmıyor. Mesela bir tanesi, üzerinde bahsetmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de Moïse Cohen'dir. Moïse Cohen dostlar bizim tarihimizde ne yazık ki Gündüz Tekin Alp olarak tanınır. Yani gayet bariz bir şekilde net Türkçe bir isim niteliği taşıyan isimle isimlendirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçilik ve Atatürkçülük kavramlarının temelini atmış, Kemalizmin temel ilke ve prensiplerini belirlemiş şahsiyet olarak bilinen bu şahsiyet aslında Gündüz Tekin Alp değil, ismi Moïse Cohen olan bir Yahudidir. Kendisi bu konuda pek çok kitaplar yazmış, Türk milliyetçiliği üzerine birçok eserler vermiştir. Moïse Cohen bütün bunları yaparken Türk milliyetçiliğine, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine çok inandığı için ona bir katkı sunmak için yapmamıştır tabii ki. Ne için yapmıştır? Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin seküler ve her türlü
din, düşünce ve algılarından kopmuş, kendi medeniyet ve tarihinden bağları koparılmış bir yapıya dönüşmesi için bu desteği vermiştir. Ve sonuçta da onun bu düşünceleri ileride meyvesini büyük ölçüde verecek. Türkiye Cumhuriyeti büyük ölçüde bütün manevi değerlerinden, tarihsel bağlarından kopmuş bir nitelikte şekillenen bir devlete dönüşecektir. Bakın Moïse Cohen, diğer adıyla Gündüz Tekinalp, Türklerin Amentüsü adı altında bir metin oluşturuyor kitaplarında. Türklerin Amentüsü olarak tanımlandığı metin aynen şu şekilde. Kahramanlık örneği olan ve vatanın istikbalini yoktan var eden Mustafa Kemal'e, onun cengaver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim. İyilikle fenalığın insanlardan geldiğine, bu cümle bizatihi dostlar, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini iman etme şartının inkarını ön koşul olarak ortaya koyuyor. Büyük milletimin medeni cihanda en büyük mevkiyi kazanacağına, hamaset destanlarıyla tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve gazinin Allah'ın sevgili kulu olduğuna kalbimin bütün hulusuyla şehadet ederim. Evet, gördüğünüz gibi dostlar, Moïse Cohen aslında şunu yapmaya çalışıyor. Türk insanının büyük izzet ve vakar kazandığı, 7 kıta ve 7 iklime yürüdüğü, dünyaya şavk eden medeniyet kimliğini ve düşünce ve duygusunu zemininden koparmaya, özellikle İslam dünyasının önderliği konumu ve pozisyondan kopararak milliyetçi, şovanist ve kendi milliyetinden ve ırkından başka çıkar ve menfaat tanımayan bir düşünce yapısına mahkum olmasını sağlamak istiyor. Bu aslında tüm İslam dünyasını başından ayırmak, başayı gövdesinden ayırmaya yönelik bir plandır. Türkiye Cumhuriyeti'ni seküler bir kafaya ve yapıya mahkum etme planıdır. Dostlar, Moïse Cohen bununla da kalmamış. Bakın, bir de talebe yetiştirmiş. Onun yetiştirdiği en büyük talebelerden bir tanesi Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp aslında Diyarbakırlı, Zaza esaslı milliyeti olan bir şahıstır. Hatta kendi milliyetinin bir gereği olarak Kürtçülüğün Esasları diye bir kitap da yazmıştır. Ama ne var ki Moïse Cohen'in çarkından geçtikten sonra Ziya Gökalp büyük bir düşünce inkılabı geçiriyor. Sonra müthiş bir Türk milliyetçisi ve Türk milliyetçiliğinin esaslarını, prensiplerini kurgulayan fikir adamına dönüşüyor. Ve Türk milliyetçiliğinin esasları adlı kitabı yazarak bundan sonraki Türk milliyetçilik düşüncesinin nasıl bir zeminde şekilleneceği konusunda temel esas ve prensipler oluşturan bir düşünce adamı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yerini alıyor. Nihayetinde şunu biliyoruz ki Ziya Gökalp ömrünün son deminde bir hastanede Türklerin mukaddesatına ve inançlarına küfrederek ve hakaretler yağdırarak kriz geçirmiş ve bu krizin neticesinde başını duvarlara vurarak adeta intihar edip hayatına son vermiştir. Yani bir anlamda yaptıklarının bedelini kendi sonuna ve nihayetine sirayet eder bir nitelikte ömrü hayatını tamamlamıştır. Dostlar, dediğimiz gibi sermaye yapımız ve ülkemizin gelişimi özellikle Siyonist yapılar tarafından kontrol edilmek istenmiştir. Nihayetinde dostlar, Vehbi Koç sağlığında kendisinin bir evladı olduğu rivayet edilen ve bu anlamda güçlü iddialarda bulunan oğlu Aydın Doğan'a da sahip çıkmış ve onun da Türk sermayesinde ve sanayisinde etkili bir pozisyon kazanmasına büyük katkı sağlamıştır. Ancak ne var ki Aydın Doğan, Vehbi Koç'un ailesi tarafından çok fazla kabul görmemiş ve bu anlamda dışlanılmaya çalışılmıştır. Kendisi bu dışlanma politikalarından kurtarılabilmek ve babasıyla olan genetik bağını bizzat bilimsel olarak tahlil edilip kanıtlanmasını sağlayabilmek amacıyla da Vehbi Koç vefat ettikten sonra defnedildiği yerden kaçılmış ve kaybolmuştur. Bu kaybolma olayı hala gizemini korumakla beraber dediğimiz gibi Türk sermaye yapısının Siyonist zeminde gelişmesi ve şekillenmesine katkı sunmak adına
devamlılığını sağlamak adına önemli bir operasyondur. Netice itibariyle dostlar, bugüne kadar da aile bu konuda sessiz kalmış ve babalarının mezarından kaçırılması ve kaybedilmesi olayını gizemli kalmasına ve üzerinin örtülmesine razı olmak durumunda kalmıştır. Bütün bu anlattıklarımız çerçevesinde şunu söyleyebiliriz ki, Türkiye Cumhuriyeti artık tam bağımsızlığa yürüdüğü şu aşamada bir kere daha bu tuzaklara düşmemek ve gerçek ve tam bağımsız bir yapı olarak dünya üzerinde kendi medeniyeti ve tarihiyle kucaklaşabilmek adına bütün bu geçmişteki oynanan oyunlarla yüzleşmek ve bu gerçekleri ortaya çıkarmak ve bunları da yüzleşerek gerçek kimliğini ve tavrını ortaya koymak zorundadır. Tarihle yüzleşmeyen ve bu gerçekleri ve hakikatleri sürekli saklayarak, kendi geçmişini inkar ederek bir geleceğe yürümek asla mümkün olmayacaktır. Ben Cumhuriyetimizin bu anlamda yakın gelecekte bu yüzleşmeyi yaşayacağına ve gerçeklerin ortaya çıkacağına bütün samimiyetimle inanıyorum. Geleceğimizin aydınlık olması adına bu gerçekleri ve hakikatleri bizlerle paylaşan ekranlar başındaki tüm dostlarımı da muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun dostlar.